Merhaba matematik sınıfıma hoş geldin. Bu derste Aralık ayında çıkan örnek soruları çözüyorum. Evet, bu soruda diyor ki 50 katlı bir iş yerinde 2'den 10'a kadar numaralandırılmış 9 tane asansör vardır. Bu asansörlerin her biri zemin kat hariç kat numarası asansör numarasının bak kat numarası asansör numarasının pozitif tam sayı katı olan katlarda durmamaktadır. Burada da açık diyor şimdi. Örneğin 9 numaralı asansör kat numarası 9, 18, 27, 36 ve 45 olan katlarda durmamaktadır diyor. Yani gördüğün gibi bak bu 9 numaralı asansör hangi katlarda kendisinin katı olan, pozitif tam sayı katı olan işte 2 katı 18, 3 katı 27, 4 katı 36, 5 katı 45 bu katlarda durmuyormuş. Onur ve Erdem bu iş yerinin farklı katlarında çalışmaktadır. Tamam. Onurun çalıştığı katta duran asansör sayısı bak Onurun e çalıştığı katta duran asansör sayısına O diyelim. Onur'un oğlu ile temsil edelim. Erdem'in çalıştığı katta duran asansör sayısından daha fazladır. Bak bu demek ki Erdem'in çalıştığından daha büyük. Sayısal olarak da daha fazla. Erdem'in çalıştığı katın kat numarası 30 olduğuna göre Onur'un çalıştığı katın kat numarası aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi öncelikle burada ee, şöyle bir durum var bak yanlış bir algı var. Şimdi hocam ben burada hani 2'yi tek tek yani ikinin katlarını mı bulacağım? Yani bunun hangi asansörde şey hangi katta durmadığına dair veya bu asansör işte 3 üç ve 3'ün katları, 4 ve 4'ün katları falan. Böyle bir şey girme bak. Burada çok önemli pratik bir şey var. Şimdi diyor ki bak Erdem'in çalıştığı katın kat numarası 30. Erdem'in çalıştığı katın kat numarası verilmiş. Tamam. Şu da söylenmiş bak. Onur'un katında duran asansör sayısı Erdem'in katında duran asansör sayısından fazla bak. Burada kat üzerinden gideceksin. Nasıl yapacaksın bunu? Hemen Erdem'in bak şu katından bakalım. 30. Şimdi bu 30'da acaba tamam mı? 30 otuz kat 30. katta hangi asansörler durabilir? Hangi asansörler duramaz? Bak işi biraz daha tersinden yorumlamaya çalışacaksın buradan. Hemen bakalım. Şimdi 2 30. katta durur mu? Durmaz. Neden? Çünkü neydi bak? Bunlar katında durmuyordu. 2 burada 15 ile çarptığında 30 yapıyor. Yani e, 32'nin katı olmuş oluyor. Demek ki 2 30'da durmuyor bak. Sonra 3'e geçtin. E, 3 de 30'da durmuyor. Çünkü 10 katı. 4'e geçtin. E, 4 tam bir e, pozitif tam sayı katı olmuyor. O yüzden 4 numaralı asansör 30. katta durabilir. Bak buradan gidiyorsun. Bu mantık üzerinden tekrar söylüyorum. 2 30. katta durmaz. Neden? Bak 32'nin tam sayı katı. 3 30'da durmaz. Bak 10 katı, tam sayı katı. Ama 4 e, durabilir. Çünkü 34'ün katı değil. O yüzden burada durur. Şimdi 4 30'da durdu. 4 var. Başka 5. 5 durmaz. Neden? Bak 5 şey 35'in 6 katı olmuyor. Aynı şekilde 6 da durmaz. Bak 36'nın katı. Ama 7 durabilir. 7 bir tam sayı katı olmuyor. Sonra 8 bak durabilir. Tamam mı? Çünkü mesela bak 8 tane 3 24, 8 tane 4 32. Yani 30 yapmıyor. Hiçbir şekilde 38'in katı olmuyor. 9 da durabilir bak burada. 10 durabilir mi? 10 duramaz. Çünkü 30 10'un 3 katı oluyor. O yüzden 10 da Çünkü bunlar katlarında duramıyordu. Ne oldu şimdi? 30. katta hangi asansörler duruyormuş? 4, 7, 8 ve 9 duruyormuş. Şimdi burada ne demişti? Onur'un katında duran asansör sayısı Erdem'in katında duran asansör sayısından fazlaydı. Yani şimdi Erdem'in katında 30. katta 4 asansör duruyorsa, Onur'un bulunduğu katta en az 5 tane asansör durması lazım. E o zaman bunu nasıl yapacağız? Şıklara bakacaksın, şıklar üzerinden gideceksin. Şimdi bunlar katlar hangisi olabilir diyor bak. Ne yapacaksın? Bunların tek tek acaba mesela 48'de Hangi asansörler durabilir? Kaç tane asansör durabilir? Bunlara bakacaksın ve buradan 4'ten büyük olan en hani önemli en ilk sayı hangisi? 5. O yüzden burada 5'i arayacağız ilk olarak. Şimdi 48'e bakalım. Şimdi altına çizgiyi çektim. Bak şuradan başlıyorum. Şimdi 48 2'nin katıdır. O yüzden 2 48'de durmaz. 3'ün de katıdır 16 katı o yüzden 3 de durmaz. 4'ün de katı 12 katı o yüzden 4 de durmuyor. Ama 5 durabilir 5'in tam bir sayı katı olmuyor. Virgül attım 6. 6 kere 8 48 o yüzden olmaz. 7 olabilir bak. Ardından 8 de olmaz. 8 çarpı 6 48 yine katı oluyor. 9 olabilir bak. Aynı şekilde 10 da olabilir. Çünkü 10'un 4 katı 40. 5 katı 50. 48 olmuyor. 10'da olabilir. 48. katta kaç tane asansör duruyor? 4 tane asansör duruyor. E burada da 4'tü. Şu şartı sağlaması gerekiyor. Sağlamadığı için bu şık olmaz. Geçiyorum 42'ye hemen. Bak 2 42'de durur mu? Hayır durmaz çünkü katı. 3 şimdi 3 çarpı 14. Evet 3 çarpı 14. Zaten bak 4 2 daha 6. 3'ün katı olduğu için bu da olmaz. 4 Şimdi 4'e baktığında 4'e tam bölünmesi lazım. 40, 44, 42 4'e bölünmüyor. O yüzden 4 bu katta durabilir. 5 zaten bak açık seçik bu katta durabilir. 6 olmaz 7 katı 42 yapıyor. 7 olmaz 6 katı 42 yapıyor. 8 olabilir. Ardından 9 olabilir bak. Çünkü 9'da neyi çarparsan 42 yapmıyor yani. Bir katı olmuyor. 10 da olabilir. Çünkü yani 40-50 demiştik az önce zaten. 42 onun katı olmuyor. Baktığımda bak 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane asansör 42. katta duruyor. Şuradaki asansör sayısından yani 4'ten fazla mı? Fazla. O zaman ne olacak? Onur'un çalıştığı katın numarası 42 olacak. 42 olabilir. Bunu daha iyi anlaman için ben şu ikisini de hızlı bir şekilde yapıyorum sana bak. 36 şimdi. 36 2'nin katıdır olmaz. 3'ün katı olmaz. 4'ün katı olmaz. 5'in katı değil. Bak 5 olabilir. 6'nın katı olmaz. 7 olabilir. 8'in katı değil. O yüzden 8 de olabilir. E, 9 olmaz. 10 olabilir. Bak kaç tane? 4 tane. 4 tane. Bu da olmadı. 24'e bakıyorsun. Bak şimdi 2 olmaz. Katı 3 olmaz. Katı 4 olmaz. Katı 5. 24 5'in katı değil. 6 olmaz. 7 olabilir. 8 olmaz. 9 olabilir. Ve 10 olabilir. Gördüğün gibi burada da 4 tane. Bu şartı da bu yani katta istediğimiz şartı sağlamamış olduğu. O yüzden ne yapıyorsun? Cevabını 42 buluyorsun. Evet buraya geldik şimdi. Aşağıda her bir bölümü dikdörtgen şeklinde olan dikdörtgen biçimindeki bir iş yerine ait kat planı verilmiştir. Bu kat planı üzerinde bazı bölümlerin alanları gösterilmiştir. Burada gördüğün gibi bu iş yerindeki dikdörtgen biçimindeki bölümlerin her birinin kenar uzunlukları metre cinsinden birer doğal sayıdır. Bu bizim işimize yarayacak bak. Buna göre planda alanları verilmeyen, neresi verilmemiş bak arşiv ve mutfak bölümlerinin alanları toplamı en az kaç metrekaredir? Yani bu alanları en az olacak şekilde bak bu soruda ne yapacağız? Bir yerleştirme işlemi yapmamız gerekiyor. Nasıl? Hemen bakalım bak. Şimdi Toplantı odasına baktığında bak, şimdi bu toplantı odası ile kütüphane'nin ortak kenarı var. Neresi bak? Şurası, burası, burası, burası. Bak bunların hepsinin aynı olması lazım. Ve bunlar birer doğal sayı dediği için şimdi 24 ve 21'in ortak bölenlerinden olması lazım. Ve baktığımda 24 ve 21'in ortak böleni ne var? Şu an ben hemen bakıyorum mesela 3 var bak. 24'ü 3'e böldüğünde 8. 21'i 3'e böldüğünde 7. Demek ki 3 olabiliyor bak. Buraya 3'ü koydum. Burası 3 oldu bak. Şurası da 3 oldu. Burası da 3 oldu. Burası 3 ise zaten doğal sayıdır dediği için bunun alanı 21 metre kare ise bu dikdörtgendir. Kısa kenarı 3 ise uzun kenarı ne olacak? Şu tarafı 7 olacak. Bak şurası 7 oldu. Aynı şekilde buraya baktım. Bak alanı 24 ise burası ne yapacak? Hop. 8 yapacak. Burayı da bulduk. Şimdi aynı şekilde aynı mantıkla buraya bakıyoruz. Şimdi bak 30 ve 35. İşte bunların ortak bölenlerine bak her ikisi de çok açık bir şekilde öyle 5. Bunların ortak böleni 5. Yani şu taraflar bak bunların hep ortak. Tamam mı? Uzunlukları aynı olan kenarları. Burası 5 olacak. E burası 5 olursa alanı 30 olduğu için burası 6 olacak. Aynı şekilde burası 5. Burası 5. Burası 5 ise şu tarafı ne olacak? Bak 7 olacak. Şimdi buraları hallettik. Buraları bulduk. E peki ben neyi bulmam lazım? Mutfak ve arşivin alanını bulmak için. Bak şu kenarlarını buldum. Geriye burası kaldı. Mutfak için konuşuyorum. Arşiv içinde burası kaldı. Bunları da bak. Yine şu aradaki koridor diyor ya ve birer doğal sayı diyor. Buradan yola çıkarak bulmam gerekiyor. Şimdi bunun alanını 32 olmasını sağlayacak acaba uzunluklar o çarpanlar neler olabilir? Mesela 1 çarpı 32 olabilir. 32 elde ediyorsun. 2 çarpı 16 olabilir. Elde ediyorsun. Sonra mesela 3 çarpı 12 olabilir. Ama burada bir şeye dikkat etmen lazım. Bak şimdi 3 çarpı 12 yani eğer bu 3 çarpı 12 olursa 3'ü buraya vermen lazım. Buraya da 12 demen lazım. Ama mantıken baktığında da bak. Şimdi 8 7 daha ne yapıyor? 15. Zaten sen buraya 12 veremezsin. Yani şunu direkt zaten siliyorsun. 1 çarpı 32 desen bu sefer diyor ki senden arşiv ve mutfak bölümlerinin alanlar toplamı en az kaçtır? Yani sen şuraya en azı bulman gerekiyor. Şuradaki uzunlukları en azı bulman gerekiyor. Bunu da sağlayabilecek en uygun çarpanlar şunlar. Yani 2 çarpı 16. Bak hemen bakalım. 2 çarpı 16 olması için şu koridor dediğimiz şu alanın 2 çarpı 16 olması için şuranın 2 olması gerekiyor. Bunun tamamının 16 olması gerekiyor. Tamamı 16 ise 8, 7 daha 15. Şu arşivin şu bölümüne ne kalıyor? Bak şuraya 1 kalıyor. Bunların hepsini topladığında ne yapıyor? Burası 16. Aynı şekilde düşünüyorsun. Burası 7, burası 7, burası 6, burası 6. Şunu topladığında 6, 7 daha kaç yaptı? 13. E tamamının 16 olması lazım. Demek ki buraya da 3 kalacak. Şimdi bunların alanlarını bulalım. Arşivin alanı bak. 3 çarpı 1 dikdörtgen bunlar. Arşivin alanı şöyle yazıyorum bak şuraya. 3 çarpı 1'den eşittir 3. Bunu bulduk. Hemen şöyle bir yuvarlak için aldım. Mutfağın alanına bakalım. Mutfakta da ne yapıyorsun? Bak 3 çarpı 5. 3 çarpı 5. 15. En az olacak şekilde 3 ve 15 bulduk. Bunların alanlarının toplamını istiyordu. 3 ile 15'i topladığında ne yapıyor? 18 yapıyor. Burada kullanacağım bak sana verilen en önemli argüman birer doğal sayıdır demesi. Ne geçelim bu soruya? Evet sadece bire ve kendisine bölünebilen birden büyük doğal sayılar asal sayı deniyor. Bunu zaten biliyorsun. Birden başka ortak çarpanı yani böleni olmayan iki doğal sayı aralarında asal sayılar deniyor. Şimdi burada ne yapılmış? İki raflı bir dolabın evet, yani iki raflı bir dolabın her rafına 20 tane klasör konup her klasöre aşağıdaki gibi birer etiket numarası verilmiştir. Ece ve Melis bu dolaptan birer tane klasör almışlardır. Aldıkları bu klasörlerin etiket numaraları. iki tane asal çarpanı olan. Bak iki tane asal çarpanı olacak. Bu bir. Bunu aldık kenara koyduk. Okey. Ve aralarında asal doğal sayılardır. Bak aralarında asal olacaklar. Şimdi buradan hemen örneğimizi verelim. Sor da senden ne istiyor? Buna göre bu iki klasörün etiket numaraları arasındaki fark en çok kaçtır diyor. Şimdi en basitinden şöyle gidelim. Bak diyor ki 11 mesela. Hani buradan şöyle düşünebilirsin. Hocam işte burada en küçüğü 11. Burada da en büyüğü 50. 50 ile ben 11'i alabilirim. İşte 50'den 11'i çıkardığında ne yapar sana burada? 39 yapar. Şıklara baktığında zaten bulamazsın. 39'u koysaydı aslında iyi bir çeldirici olurdu. Şimdi... Peki bu mantık olur mu yani? Bu şartları sağlar mı bunlar? Hayır. Neden? Bak iki tane asal çarpan olan diyor. Şimdi 11 bir tane asal çarpanı var o da kendisi 11. Baktığımda şimdi aralarında asallığı sağlıyor ama bir tane asal çarpanı var. O yüzden bu şartı sağlamıyor. Şimdi burada aralarındaki farkın en çok olması için buradaki en küçüğü, buradaki de en büyüğü seçmen lazım ama şartları sağlayacak şekilde. Şimdi şuradan bakıyoruz. 12'nin kaç tane asal çarpanı var? Şimdi 12'yi asal çarpanlarına ayırdığında 12'nin asal çarpanları 2 ve 3 oluyor. Şimdi buraya baktığında evet 2 tane asal çarpanı var. Tamam. Şimdi buradan da 50'yi seçersen en büyüğü elde etmeye çalışıyorsun ya. Aralarında asal olmuyor ama. Şimdi 50'yi seçtim buradan. 50'nin de mesela 2 çarpanı var ve aralarında asal olmuyor. Ortak bölenleri var. 49'u seçsek. Şimdi 49'u seçtiğinde bir tane asal çarpanı var. O da 7. E 48'i seçtiğinde bu sefer yani 48'inde de 2 oluyor. E 47'yi seçtiğinde asal sayı bir tane çarpan oluyor. Aynı şekilde 46'yı seçtiğinde de 2 bu şekilde bak artık bayağı bir bu tarafa doğru gideceksin. Şimdi o zaman öyle bir şey seçmen gerekiyor ki buralardan bu aralarındaki farkı en çok yapabilecek şekilde bulman lazım. Yani demek ki burada ben şöyle düşünüyorum. Yani 2 ile alakalı bir şeyin olmaması lazım. Çünkü 2 burada yani Bak 44, 42, 40, 38, 36 yani her birisiyle neredeyse bir bağlantısı olan sayı. O yüzden buradan neyi seçebiliriz? Bak böyle en uygun bir şekilde hem de iki tane çarpanı olacak şekilde. Şimdi 13, 13 asal sayıdır ve tek çarpanı vardır. O da olmaz. İki tane asal çarpanın olması lazım. Şimdi 14, 2 ve 7 ama aynı mantıkla bak 14'ü de seçtiğinde buradan baya baya gittiğinde şimdi Hani en şöyle şuralara geldiğinde ne oluyor mesela? Şu oluyor. 45'i olarak düşünebilirsin. Bak 45'in asal çarpanları neler? 3 ve 5. Şimdi baktığımda. Aynı mantıkla bak bu sefer ne oldu? Ha, tutturduk şimdi bak. 2 ve 7 ile bak 14. Gördüğün gibi burada da bak 45'in de asal çarpanları neler? 3 ve 5. Gördüğün gibi bak şu 45 ile şu 14 de bak bu şartı sağladı. Aralarında asal mı? Evet aralarında asallar. Şimdi 14 ile 45 aralarında asal ortak bölenleri yok. Ve iki tane çarpanı asal çarpanı olan sayıları elde ettik. Bak bunlar olabiliyor. O zaman bunların farkına baktığımızda. Peki başka olabiliyor. mu? Şimdi mesela şurada 46 var. En çok arıyorsun ya farkının en çok olmasını. 46'ya baktığında 46, 2 ve 23 zaten 2 bu sefer ortak çarpan olmuş oluyor buradan o yüzden 2 olmuyor aynı şekilde 48, 50 bunlar olmuyor 49 ve 47 dedi birer tane asal çarpan olduğu için bunlar olmuyor ne oldu şimdi buradan 45'i bulduk ardından 14 var 14'ü de çıkardık buradan bak şöyle çıkardım 1, 4'ten 1 çıktı 3 ne yaptı 31 yaptı burada bunun farkı en çok 31 oluyor. Şimdi burada illa yani bu sayılarla da olmayabilir. Mesela şununla da olabiliyor şu an ee, fark ettiğim. Mesela 15. 15'in çarpanları neler? 3 ve 5. Şimdi 46'ya baktığında şimdi burada ne olur? Mesela 47 ile 49 zaten eledik. Bunlar olmuyor. 48 olabilir mi acaba mesela? Ama 48'in şimdi 3 çarpanı var. O yüzden yani 15 ile 48 arasında olmaz. Yani 50 ile de olmaz baktığında. Ama 46'nın Çarpanları neler? Asal çarpanları 2 ve 23. Bak 2 tane burada e, neye çıktı? Asal çarpana çıktı. O zaman aynı mantıkla 46'dan 15'i de çıkardığında ne yapacak? Bak buradan da 31 çıktığını görüyorsun. Cevabın ne olacak? 31 olacak. Evet A ve B marka ayçiçek yağları sadece aşağıda verilen şişeler içerisinde satılmaktadır. Bir markette bu ayçiçek yağlarının birer şişelerinin TL cinsinden satış fiyatları bak birer şişelerinin TL cinsinden satış fiyatları birbirine eşit tam sayılardı. Bu ikisinin satış fiyatı aynı. Yani sen bunu 10 liraya satıyorsan hiç bak litresi fark etmez. 1,5 litreyi 10 liraya satıyorsan bunu da 10 liraya satıyorsun. Bunu 20 liraya satıyorsan bunu da 20 liraya satıyorsun. Fiyatları eşit. Bu marketin 5 e, 10 2020 tarihinde A marka ayçiçek yağı satışından elde ettiği gelir 252 şuradan elde ettiği gelir 252 lira. B marka ayçiçek yağı satışından elde ettiği gelir ise 198 liradır. Bu markette 5 10 2020 tarihinde satılan B marka ayçiçek yağı miktarı A marka ayçiçek yağı miktarından en az bak en az kaç litre daha fazladır. Aslında bak burada şunu diyor. Şimdi sen bunları da ikisini de aynı fiyata satıyorsun diyor. Tamam, belli bir sayıda satacaksın tabii bundan elde etti gelirleri de söylemiş. Acı yani şöyle düşün, bu ikisinden tamam birer tane satsan aynı fiyat üzerinden dikkat ettiğinde bundan bir buçuk litre satıyorsun bundan 2 litre satıyorsun yani aynı fiyattan satsan da ne oluyor bak, şundan Yarım litre daha az bundan yani yarım litre daha fazla satmış oluyorsun aynı fiyat olsa da. İşte senden burada bunu istiyor. E peki burada ne yapacağız biz yani nasıl bulmamız gerekiyor bunu? Şimdi bunların satış fiyatlarını yani bir tane şişenin satış fiyatını bulacaksın. Bunu bulurken de ne yapacaksın? Ya şimdi bunların satış fiyatları aynı olduğu için ve elde edilen gelirler bunlar olduğu için bu ikisinin e bu bunu bulman gerekiyor. Çünkü bunlar aynı fiyattan satılmış. Bunların satılan şişeleri far, yani şey olarak adet olarak fark edecek ama bunlar eşit dediği için satış fiyatları. Bunların neyini bulacaksın sen? Ebo bunu bulacaksın. 252 ile 198'in Ebo bunu bulacaksın. Şimdi neden de Ebo buluyoruz? Bir de şurada söylüyor. Bak en az diyor. Yani bunların satılabileceği en büyük ortak eşit olan tam sayıyı bulacaksın. Mantık bu. Şimdi başlayalım şöyle. 2'ye böldüğümde 252. Şöyle 126. Evet. Şunu 2'ye böldüğünde ne yapıyor? 9, 18, 99 yapıyor. Mesela burada artık ikisinin şunu işaretledim. 2 ortak böleni yok. Yani 2 olmuyor. 3 ile devam etsem ben. Şöyle böldüğümde 42 yapıyor. Şunu 3'e böldüğünde 33 yapıyor. Ardından devam ediyoruz. Şöyle 3'e böldüğümde bak yine bu 3'e bölünüyor. Kaç yapıyor? 14 yapıyor. Bunu da 3'e böldüğümde 11 yapıyor. Bunu da işaretleyelim. Ha bak şimdi zaten burada 11 bir asal sayı. Artık bundan sonra yani şurada ikisinin arasında ortak bir bölen olmuyor. Aslında şurada benim işim bitti. Demek ki 3 tane 2 6 6 tane 3 18. Bu ikisinin satış fiyatı ne kadar? 18 TL. Bunu bulmuş oldum. Şimdi acaba kaç adet satıldı? Bu sefer bunu bulman gerekiyor. Bundan elde edilen gelir 252 lira. E bu da 18 liraya satılıyorsa 252'yi 18'e böleceksin. 252'yi 18'e böleceksin. Bu da ne yapar? Şuradan bak düşün. Şu 18 ya 14 ile çarpınca 252 eder. 14 tane bundan satılıyor. 14 adet. Aynı mantıkla baktığımda burada 198'i 18'e böleceksin. Ne yapar? 11 yapar. 11 adet de bundan satılıyor. Bunların litreleri arasında o satılan litreleri arasındaki farkı istiyor senden. Şimdi 1,5 litre 14. Ne yapacaksın? 14 ile 1,5 çarpacaksın. 5 tane 4, 20 elde var. 2, 5 tane 1, 5, 2 daha 7, 1 tane 4, 4, 1 tane 1, 1. Şöyle topladığında 7, 4 daha 11, 11, 1 elde var. 1, 1, 1 daha 2, 21. Şöyle bak virgülün sağında kaç basamak var? 1 basamak var. O yüzden 1 basamak kaydırdın. Ne yaptı? 21, 0 yani 21 buradan geldi. Aynı şekilde şimdi 2 ile 11'i çarptığında da ne yapar? 11 ile 2'yi çarpıyorsun. 22 bundan 22 litre. Bundan da ne kadar satmış? 21 litre yapmış, satmış. Bunların arasındaki fark ne olacak? 22'den 21'e çıkardığında 1 litrelik bir aralarında fark olmuş olacak. Dediğim gibi bu soruyu da dikkat etmen gereken... Şimdi burada öncelikle ebobunu buluyorsun. Bunların satılabileceği eşit olan fiyatı var ya bunun en büyüğünü buluyorsun. Çünkü soru senden ne istiyor? en az istiyor. Yani en az adet olarak bunlardan en az satılması gerekiyor ki bu aradaki litre farkı da en az olsun. Evet Canan öğretmen Eylül ayı boyunca tüm derslerini EBA canlı sınıf uygulaması üzerinden hafta içi yapmıştır. Aşağıda Eylül ayına ait takvim yaprağı verilmiştir. Canan öğretmenin bir günde yaptığı ders sayısı bak burası işte kilit yer burası. Bir günde yaptığı ders sayısı o günün tarihine karşılık gelen doğal sayının asal çarpan sayısına eşittir. Buna göre Canan öğretmen Eylül ayı boyunca EBA canlı sınıf uygulaması üzerinden toplam kaç ders yapmıştır? Şimdi bir. Bu yaptığı canlı dersler ne zaman yapıyor? Hafta içi yapıyor. Yani hafta sonuyla işin yok. Cumartesi pazarı bir kere siliyorsun. Burayla işin yok. İkincisi o günün tarihine mesela diyelim ki şu bir de yapmış. Değil mi? Yani salı günü dersini yapmış ayın birinde. Karşılık gelen doğal sayının birin asal çarpan sayısını işte şimdi birin asal çarpanı yok. Yani çünkü biri asal sayı olarak kabul edemediğimiz için kabul etmediğimiz için o yüzden birin asal çarpanı Asal çarpanı yoksa sıfır demek ki burada hiç ders yapmamış. Salı günü hiç ders yapmamış. Geldik çarşamba gündem. Sayımız ne? 2. Bunun asal çarpan sayısı ne? Bir tane, o da 2. Şimdi bak yani bunun asal çarpanı ne? 2. Sayı olarak yani kaç kaç tane asal çarpanı var? Bir tane. O yüzden burada 1 ders yapmış. Buraya geldik. Aynı şekilde bir tane asal çarpanı var. Sadece 3. Şimdi buraya geldin. Asal çarpanı 4'ün ne? 2. Yani 2 sayısı bunun asal çarpanı Kaç tane? Bir tane. O da 1 yapıyor. Şimdi bunlara bakmıyorsunuz. Zaten Buraya geldiğin 7. 7 de bir asal sayı olduğu için bunun da bir tane asal çarpanı var. 8. 8'in asal çarpanı ne oluyor? 2. Bunun da bir tane oluyor. 9'un asal çarpanı ne? 3. Bunun da bir tane. O gün bir ders yapmış oluyor. 10'a geldi. Şimdi onun asal çarpanları 2 ve 5. Şöyle yazayım bak. Onun asal çarpanları neler? 2 ve 5. O zaman bugün 2 ders yapmış oluyor ayın 10'unda. 11 zaten bir tane asal çarpanı var. O da kendisi yapıyor. Bunlara hiç bakmıyorsun. 14'e geldik. Bak 14'ün asal çarpanları 2 ve 7. O zaman bugün 2 tane ders yapmış oluyor. 2 ders. 15'e geldiğinde 15'in 3 ve 5. O yüzden burada da 2 tane yapıyor. 16 sadece 2. 16'ın asal çarpanı. O yüzden burada bir tane yapıyor. 17 asal sayı olduğu için sadece kendisi bir tane yapıyor. 18'e geldiğinde 18'in 2 var ve 3 var asal çarpanları. Yani şimdi baktığında 18'i çarpanlarını ayırdığında şöyle düşün. 2 çarpı 9. 9'u da ayırdığında 3 çarpı 3. Bak hani bu şekilde tık diye 2 ve 3. Başka yok. Burada 2 ders yapıyor. Şimdi buraya geldiğin 21'in ne oluyor? Bak 21'in 3 ve 7. Burada 2 ders yapıyor. 22'nin 2 ile 11. Bak 2 tane asal çarpanı var. O yüzden 2 ders yapıyor. 23'ün zaten kendisi asal sayı burada 1 ders. 24'e battığında 24'ünde bak yani çarpanlara neler oluyor? Asal çarpanları. 2 var e, bir de 3 var yani. Hani 2'nin 3. kuvveti 8 çarpı 3 24. O yüzden 2 tane asal çarpanı var. 2 dersi yapıyor. 25'de 5 zaten başka yok. Bir tane asal çarpanı var. 5 o da. 28'e geldiğinde 28'de bak 4 çarpı 7. E 4 dün asal çarpanları 2 7'yi de buraya yazdım da burada da 2 ders 29 asal sayı 1 ders. 30 dediğinde de bak 30'da ne var? 30'da şunlar var. 2 var. 3 var. 5 var. 2 tane 3, 6, 6 tane 5, 30. Demek ki burada da 3 ders yapıyor. Artık hangi tarihlerde kaç ders yaptığını bulduk. Şimdi bunların hepsini ne yapmamız gerekiyor? Toplamamız gerekiyor. Toplayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şöyle bak önce birileri topluyorum. 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi bunu yazdım. Sonra 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 3 daha 31. Demek ki toplamda 31 ders yapmış. Hangi ayda? Eylül ayı boyunca. Evet burada da ne var? Yukarıda verilen iki yay aşağıdaki gibi birer cisim asılmıştır. Bu yaylarda gerçekleşen uzamaların santimetre cinsinden araların cinsinden değerleri aralarında asal iki doğal sayıdır. Şimdi bak bunların uzamaları neymiş? Bak santimetre cinsinden değerleri aralarında asal iki doğal sayıdır. Aralarında asallar. Birinci yayın son durumdaki uzunluğu 45 santimetre olduğuna göre ikinci yayın son durumdaki uzunluğunun santimetre cinsinden değeri hangisi olabilir? Bak şimdi olabilir diyor bu soruda. Ne yapacaksın? Neydi? Aralarında asla olan neydi? Bu yaylarda gerçekleşen uzamalar. Şimdi bu yay bak bakalım birincisine. Neymiş? 25 santimmiş. Ne olmuş? 45 santim olmuş. Şimdi arasındaki uzama 25'ten 45'e. Ne olmuş? 45 eksi 25 eşittir 20 santimlik bir burada uzama var. Şimdi buraya geliyorsun. Buradaki 20 santim buradaki kaç olursa bunlar aralarında asal doğal sayı olurlar. Şimdi burada da şıklar üzerinden gideceksin. 60'ı düşünelim. Şimdi 60 mesela buradaki son hali 60 olsa 60 eksi 35 kaç yapar? 20 kaç yapıyor bu? 5 yapıyor değil mi? 25 ile 20 aralarında asal mı? Hayır değil. 5 ortak böleni var. O yüzden 60 olmaz. Şimdi 61'e bakalım. 61 eksi 35. Çıkardığında ne yapar bu? 11'den 5 çıktı. 6 buradan da hop ne yaptı? 26. Şimdi 26 ile 20 aralarında asal gibi gözükebilir en başta ama değil. Neden? 2 ortak böleni var. Yani 2 sayısı bunların ortak böleni o yüzden aralarında asal olmuyorlar. Şimdi 65'e bakalım ya Aynı mantık bak. 65'ten 35'i çıkardığında ne yapar burada? Yazayım hatta. 65'ten 35'i. yani 30. E şimdi 20 ile 30 aralarında asal değil. a yan B yan ortada bu da olmadı. Zaten geriye ne kaldı? 68 kaldı. Hadi bir daha yapalım bakalım. 68'den 35'i çıkardım. Ne olacak? Bu 8'den 5 çıktı. Ee, pardon. 3. 6'dan 3 çıktı. 3. Yani 33 sayısı ile 20 sayısı Şimdi bunun çarpanları, bölenleri nereye? 3 ve 11 var. E buraya baktığında hiçbir şekilde 3 ve 11 burada yok. Bunlar ne oluyor? Aralarında asal oluyor. Cevabın D şıkkı oluyor. Bir dükkanda eşit uzunluktaki iki rafa lastik ve jantlar aşağıdaki gibi aralarında boşluk bırakılmadan dizilmiştir. Bak bu tarz sorular gerçekten yani artık hani bunları bilmen lazım. Bunları görmen, ezberlemen lazım. ...çok soruldu bunlardan. İşte... ...bir masa oldu. Masanın üstüne tabaklar konuldu. Aynı şekilde bak burada raf var. İki şekilde gördüğün gibi yani... ...aynı uzunluktaki... ...bak şu şekildeki... E, ...iki tane rafa. Biri 90 santim... ...biri de 60 santim olan lastik ve jantlar... ...bu şekilde dizilmişler. Rafların uzunluğu... ...10 metreden az olduğuna göre... ...bu raflara dizilmiş olan lastik sayısı ile... ...jant sayısı arasındaki... ...fark en çok kaçtır? Şimdi... Böyle sorularda bak yani farklı ifade verilmiş ama yer aynı. Bunlarda ne yapacaksın? Ya bunların uzunluğu şimdi bunları tam olarak da buraya dizdiğin için ekokuna bakacaksın burada. Neden? Çünkü bunları bak farklı iki tane uzunluğa sahip ama dizildikleri yer aynı. Yani ikisinin de ortak bir katı olmak zorunda buraya tam olarak diziliyorlarsa. O zaman ne yapacaksın? Dediğim gibi 90 ve 60'ın ekokunu bulacaksın. Şuradan hemen 90 ve 60'ın Ekokunu bulalım. Bak zaten buradan direkt onu görüyorsun. 6 ve 9. 3'ü görüyorsun. 2, 3, 2, 1, 3, 3, 1. Gördüğün gibi şunların çarpımı ne yapacak? Sana ekoku verecek. 3 tane 2, 6, 6 tane 3, 18, 18 çarpı 10, 180 bunların ekoku. Şimdi 180 demek ne demek? Bunların ortak katı. Yani sen şu 90 santimi 180 santim olacak şekilde kaç tane lastik koyabilirsin? 2 tane lastik koyabilirsin buraya. Aynı şekilde şu jantlardan da bak 60 ya. 3 tane koyduğunda aynı mesafeye bunlar geliyorlar. Aynı e, uzunluğa erişmiş oluyorlar. Burada da diyor ki bak rafların uzunluğu 10 metreden az oldu. E demek ki burada şimdi bu 180 santimetre demek 1 metre 80 santim. Şimdi 10 metreden az. Şimdi bu 10 metre ne demek? Çarpı. 100'ü aldığında 1000 metre demek. Biz bin santimetre demek. Demek ki burada 180'in katlarına bakacaksın. 180'in katlarına bir bakalım. Şimdi ne olabilir acaba? 180 2 katını düşündüğünde 360 olmaz. Şimdi 4 katını düşündüğünde 720 yapıyor. 5 katını düşündüğünde bak 900 santimetre yapıyor. Ve burada şimdi biz neden bunlara bakıyoruz? Farkının en çok olmasını istiyor. Şimdi burada Aynı mantıkla gidelim bak. Şimdi 180 olduğunu düşündüğünde şimdi bir başa alayım. Buraya kaç tane lastik koyarsın? 90 90 2 tane lastik koyarsın. Buraya kaç tane jant koyarsın? 3 tane bak. Arasındaki fark ne oldu? 1. Janttan lastiği çıkardığında aradaki fark ne oldu? 1 oldu. Peki 180 değil de bunun 2 katı 360'ı koyuyor olsam ne olacaktı şimdi? Lastiklerden 90 santim ya 360 santim olması için kaç tane koyacaktın? 4 tane koyman gerekirdi. Aynı şekilde jantlardan kaç tane koyman gerekirdi? 360 olması için 6 çarpı 60, 366 tane koyman gerekir. <laughs> Özür dilerim. Burada bak aradaki farka bakalım şimdi. Burada ne oldu? Burada 6 tane jant, burada 4 tane lastik. İkisinin arasındaki fark ne oldu? İki. E, az önce kaçtı? 3'ten 2'yi çıkardım. 1'di. 6'dan 4'e çıkardım. 2. Demek ki katlarını gittikçe arasındaki farkın en çok olduğu yeri bulacaksın. Ama şunu da bak dikkat edeceksin ya. Bu 10 metreden az. Yani sen bunu hocam nereye? Mesela ben 5 katını aldım buraya. 900. 6 katını alalım. 6 katını alırsan da 1080 santimetre yapar. Ama neydi bu? En fazla buydu yani hani 10 metreden az olduğu biliniyordu. O zaman ne olacak bu? 900 santim yani 5 katı olacak. E buranın 900 santimetre olduğunu düşünürsen, lastiklerden kaç tane koyarsın? 900 bölü 90, 10 tane lastik koyarsın. Aynı şekilde 900 bölü 60, kaç tane jant koyarsın? 15 tane jant koyarsın. 15 60 çarptığında 9 yapıyor. Arasındaki farka bakalım. 15 eksi 10 ne yapıyor? 5 yapıyor. Demek ki bunların arasındaki fark en çok kaç yapıyormuş? 5 yapıyor. Şuraya geldik. Aşağıda 9 eş kareden oluşan bir tablo verilmiştir. Tablodaki sarı renkli karelere birer doğal sayı yazdıktan sonra. Yani şuralar sarı bak burası sarı. Sarı sarı. sarı. Mavi renkli karelerin her birisine mavi renkli karelerde şurası mavi mavi şöyle bak gösteriyorum. Kendisiyle ortak kenarı olan sarı renkli karelerde yazan doğal sayılar ile aralarında asal ve iki tane asal çarpanı olan en küçük doğal sayı yazılacak. Ve kırmızı renkli kareye en ortası da kırmızı mavi renkli karelere yazılan doğal sayıların toplamı yazılacaktır. Şimdi bu tabi sarılara 32, 45, 91 ve 66 yazılmış. Buna göre diyor sarı renkli karelere bu sayılar yazıldıysa kırmızı renkli kareye yazılması gereken doğal sayı kaçtır diyor. Ben burada şunu yapmak istiyorum. Şimdi şunun aynısını şuraya bir çizmek istiyorum. Şöyle. Bu işi daha rahat anlayabileceğini düşündüğüm için şu şekilde bir çizim yapıyorum. Şimdi Zaten hangi karelerin hangi renk olduğunu biliyoruz. Biz ne yapacağız? Şuradaki mavi kareler bak şimdi şuradaki mavi kareyi düşün. Bununla bunun ne olması lazım? Aralarında asal yani şunu da sağlayacak bir iki tane asal çarpanı olan şu kenarlarıyla 32 ve 45 aralarında asal iki tane asal çarpanı olan en küçük doğal sayıyı buraya yazacaksın. Ya bunları yazarken bak böyle bir soru daha önce çözmüştüm ben. Yine buna benzer bir soru çözmüştüm. Aslında hep Artık yani sorular çok tanıdık, sorular çok benzer olmaya başladım. Ne yapacağım? Ya yani şu 32 ve 45, 66, 91'in şöyle bir asal çarpanlarını bulalım bir. Asal çarpanları neler? Şimdi 32 zaten 2 üzeri 5 demek. Yani bunun bir tane asal çarpanı var. O da 2. Başka yok. Şimdi 45 dediğinde aslında 5 çarpı 9. E 9'un da 3'ün karesi olduğunu düşünürsen. 45'in asal çarpanları 3 ve 5. 91 çok özel bir sayı demiştik zaten neydi? 13 ile 7'nin çarpımıydı bu. E bunun nasıl çarpanları? Bunlar aynı şekilde 66'ya geldi. Şimdi 66 da aslında 2 çarpı 33. E 33'e baktığında da 3 çarpı 11. Demek ki bunun nasıl çarpanları? 2, 3 ve 11. Böyle yazdığımda benim işim aslında daha kolay olmuş olacak. Nasıl kolay olacak? Şimdi şuraya Şuradaki yere burasıyla ortak bak kenarı burasıyla ortak e ne yapacaksın sen? Şimdi bunlarla ortak olduğu için e, aralarında asal olacak ve iki tane asal çarpanı olacak şekilde buraya bir şey yazman lazım. Şimdi sen asal çarpan olarak 2'yi kullanabilir misin? Hayır. Çünkü burada 2'yi kullandığında aralarında asallık olmuyor. 3'ü kullanabilir misin? Hayır. 5'i kullanabilir misin? Hayır. E o zaman ne yapacaksın? Şimdi asal sayılardan türeteceğin için şurasına bak 7'yi kullanabilirsin. 11'i kullanabilirsin. Bu 7 ile 11'i kullanarak oraya sayıyı yazacaksın. E ne yazacaksın? Şimdi bunların çarpımını aldığında en küçüğü elde edeceksin. 77 demek ki buraya ne yazacaksın? 77'yi. Ne 2 ile yani buradaki asal çarpan 32 ile ne de 45 ile bu e, herhangi bir ortak bölene sahip değil. Aralarında asal oluyor. Şimdi aynı mantıkla şuraya geçelim. Bak Burada da 2'yi kullanamazsın. 3'ü kullanamazsın. 11'i kullanamazsın. Ne kaldı geriye? 5'i kullanabilirsin. 7'yi kullanabilirsin. 5 çarpı 7 35. Buraya da ne yazacaksın? 35'i yazacaksın. Aynı şekilde buraya geldik. 2'yi kullanamazsın. 3'ü kullanamazsın. 7'yi kullanamazsın. 11'i ve 13'ü kullanamazsın. E geriye ne kalacak şimdi? Burada 5 var. Tamam mı? Bir de 13, 11 bunlardan sonraki asal sayı hangisi? 17. 5 ile 17'yi burada kullanabilirsin. 5 ile 17'yi çarptığında ne yapar? 7 tane 5, 35, elde var. 3, 85. da 85 buldum. Geriye burası kaldı. Şimdi 3'ü kullanamazsın. 5'i kullanamazsın. 7'yi kullanamazsın. 13'ü kullanamazsın. Şimdi 11'i kullanabilirsin. Bir de 17'yi mi kullanacağız hocam? Yani bunlar olmuyorsa. Ama bak burada 2 yok. 2'yi kullanabilirsin. O yüzden burada senden bir de ee, tamam buraya yazılabilecek en küçük doğal sayı dediği için sen buraya 2'yi kullanarak yazacaksın. E burası da ne olacak? 22 olacak. Soru senden ne istiyordu? Şu kırmızıya yazılması gerekeni yani ortaya yazılması gerekeni bulmanı istiyordu. E ne yaptın sen? Kırmızı neydi? Şu sarıların yanına yani daha doğrusu şu mavilerin toplamıydı kırmızı. E ne yapacağız? Mavileri bulduk. Mavileri toplayalım. 77, 22, 35, 85. Şimdi 7, 2 daha 9, 5, 5 daha 10, 19. 19'un 9'u elde var. 1, 7, 2 daha 9, 10. Şu elde. Şurada ekledim. 10, 13, 21. Demek ki burası ne olacakmış? Kırmızıya yazılması gereken doğal sayı kaçmış? 219. Şimdi burada tekrar şunu söyleyeyim. Bak burada bunun asal çarpanlarını şu saraya yazılanların asal çarpanlarını Yazdığında çok rahat bir şekilde bu soruyu çözmüş olursun yoksa işte her defasında 66'nın, 35'in, 45'in, 91'in çarpanlarında uğraşmak zorunda kalırsın. Bu soru güzel bir soru gerçekten. Yani bu soruyu beğendim. Bir şekerleme fabrikasında aşağıda verilen şeker, çikolata ve lokumlar üretilmektedir. Üretilen bu şekerlemeler arasında rastgele olarak seçilen 5 tanesi aşağıdaki gibi paketlenerek satılmaktadır. Bu paketlerin her birinin etiket numarası ve satış fiyatı içerisindeki şekerlemelerin çeşidine göre hesaplanmaktadır. Bu paketlerin içerisindeki şekerlemelerin ürün kodları çarpılarak etiket numarası. Evet bak ürün kodları çarpılarak Etiket numarası birim fiyatları toplanarak ise satış fiyatı hesaplanmaktadır. Aşağıda bu hesaplamada kullanılan ürün kodları ve birim fiyatları verilmiş ve mesela buradan 180 ve 10 TL'yi nasıl elde ettiğini bir bakalım öncelikle bak. Ne yapmış burada çarpmış ama nasıl çarpmış? Şimdi şuraya baktığımda şu çikolata tamam mı? Bu lokum bu da şeker bak. Şimdi şurada kaç tane çikolata var? İki tane çikolata var. Çikolatanın Kodu ne burada bak. Ürün kodu 3 bak. Kaç defa yazmış? 2 defa bak. Kaç tane çikolata vardı? Şuraya baktın mı? 2 tane çikolata vardı. Yani burada e, hangisinden kaç adet varsa buradaki ürün kodunu o kadar yazıp çarpıyorsun. Çikolatadan 2 adet var. Ürün kodunu 3 2 defa yaz. Aynı şekilde şekerden kaç tane var? Bak 2 tane var burada 180 elde etmek için. O zaman bunun ürün kodu kaçtı? 2 2 defa yaz sonra lokumdan kaç tane vardı? Bir tane var. Ürün kodu kaç? 5. O yüzden bir defa yaz çarp. Bu mantıkla işlem yapmamız gerekiyor. Bak bunlara dikkat edersen hepsi şuradaki ürün kodunu bulduklarımız bak hepsi asal sayı. Ve şuraya da baktın aslında asal sayıların çarpımı gibi bir şey. Yani çok tanıdık bir şey geliyor. Ve senden ne istiyor? 270 yani etiket numarası 270 ve 300 olan iki paketin satış fiyatları toplamı kaç TL'dir? Şimdi burada da şu satış fiyatlarını bulurken de aynı mantıkla şimdi şekerden kaç tane varsa mesela birim fiyatıyla onu çarpıyor. Şey topluyor yani daha doğrusu. 2 tane bir şeker var, 2 tane bir. 2 tane bir çikolata var, 2 tane 3, 1 tane bir lokum var, 1 tane iki yani bu mantıkla işlemini yapıyorsun. Her birisini tek tek topluyorsun aslında. Ama burada işte bunlardan kaçar adet var. Yani etiket numarası 270 olan bu kutuda Acaba kaç tane çikolata, kaç tane lokum, kaç tane şeker var? Bunları bulmamız gerekiyor. Şimdi bunları bulmak için bak az önce dediğim şey vardı ya. Ee, asal çarpanlarına ayrılmış hali. O şekilde düşünelim. Çünkü kodlar o şekilde var. Şimdi bunu bir asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye böl. 135. 2'ye bölünmüyor artık. 3'e böl. Ee, kaç tane yapıyor? 45 yapıyor. Evet. 3'e bölebilirsin daha devam ediyor. 15, 3'e böl 5, 5'e böl 1. Bak şimdi dikkat et şuraya 270'e. Yazıyorum bak bunların çarpım şeklinde. 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 5. Bak toplamda burada kaç tane yer vardı? 5 tane yer vardı. Bak gördüğün gibi bak, burada da aynı mantık oldu. Demek ki şimdi ürün kodları olarak bunları düşünün. 2 neyin ürün koduydu? Bak, şekerin ürün kodu. Şekerden kaç tane var burada? Bak, bir tane tane şeker var. 3 neyin ürün koduydu? Çikolatanın. Kaç tane var? 3 tane demek. 3 tane burada ne var? Çikolata. 5 lokumun ürün koduydu. Kaç tane? 5 var. Bir tane o zaman bir tane lokum var. 270 etiket numarası olan bu eee <laughs> Paketin e, ee, bir satış fiyatını bulalım. Şimdi şeker bir tane şeker varmış. Birim fiyatı ne? 1. Artı 3 tane çikolata varmış. 3 artı 3 artı 3 artı bir tane de lokum var. 2. Şimdi 3 tane 3 9 10 12. Bunun satış fiyatı ne kadarmış? 12 liraymış. Aynı şekilde geçelim. Şimdi neydi? 300. 300'ü yüz, bulalım bir. Şöyle çektim. 2'ye böldün. 150. 2'ye böldün 75. 2'ye bölünmüyor artık. 3'e böldün 25. 5'e böldün 5. 5'e böldün 1. Bak yine bunları yazıyorum. 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 5. Bak aynı şekilde yazıyorum. Şimdi 2 neyin ürün koduydu? Şekerin ürün kodu. Kaç tane 2 var? 2 tane. 2 tane şeker. Sonra geldin 3. Çikolatanın ürün koduydu. Kaç tane? 1 tane. 1 tane çikolata. 5. Lokumun ürün koduydu. Kaç tane lokum? Bak 2 tane 5 var. 2 tane lokum. Şimdi bunların fiyatlarını bulalım. Şeker 2 taneymiş. 1 artı 1 artı. Çikolata 1 tane. Onun fiyatını yazıyorum. Bak 3 artı. 2 tane lokum varmış. 2 artı 2. Bunları topluyorum. Şöyle 2 yaptı. 5 ee, 7, 9 yaptı. Şurası da ne yaptı? 9. Yani buranın toplam fiyatı da ne yapmış oldu? 9 yapmış oldu. Bu iki paketin toplamı kaç TL'dir diyor. E şimdi bu 9 lira, bu da 12 lira. 9 ve 12'yi topladığında ne yapar? 21 lira yapar. O da hangi şık oluyor? A şık oluyor. Cool. Aslında buradaki kilit nokta bunların yani asal sayı olduğuna dikkat etme. Şuradaki ürün kodlarının. Evet geldik bu Aralık ayının son sorusuna. Aşağıda bir teknoloji mağazasında satılan iki farklı marka cep telefonunun Ekim ayı boyunca geçerli olan maliyet satış maliyet ve satış fiyatları verilmiştir. Ya bu soru yine çok tanıdık bir soru aslında. Yani ben bu soruyu hatırlıyorum. Daha önceden de bir e, çözdüm diye e, öyle bir hatırladım yani. Bu mağazanın 2 mayı boyunca A marka cep telefonlarının satışından bak A marka cep telefonlarının satışından elde ettiği toplam kar B marka cep telefonlarının satışından elde ettiği toplam kara eşittir bak eşit. Şimdi şöyle bir bakalım bir tanesi üzerinden acaba ne kadar karı var? Şimdi 6000'den bak maliyet 4800 satışı 6000 bir tanesinden 6000'den 4800'ü çıkardığında 1200 TL bir tanesinden neyi var? Kar var. Şimdi buraya da geldik. 6700'den 5200'ü çıkardığında 1500 TL neyi var? Buradan da kar var. Ve bu ikisindeki toplam karı eşit. Yani bak dikkat et. Yani buradan elde ettiği toplam kar A tane, B tane, C tane kaç tane sattıysa ve şuradan sattığında ikisinin sonucunda elde ettiği karlar eşit olmuş oluyor. Buna göre bu mağazada Ekim ayı boyunca satılan A ve B marka cep telefonlarının toplam sayısını soruyor. Bak buradaki olay şu. Şimdi buradan belli bir sayıda satacaksın. Buradan da belli bir sayıda satacaksın. Ve i̇kisi birbirine eşit olacak. Bak iki tane satarsan 2400 bak iki katı oluyor. Bundan iki tane satarsan 3000 lira iki katı oluyor. Bak dikkat edersen katlar giriyor ve bu katlar e, ne kadar satılıyor belli bir adet satıldıktan sonra eşit olduğu için burada ekok yani sen bunların ortak katını bulacaksın. Yani soruda en az dediği için bunların karlarının eşit olduğu en küçük katı en küçük e, fiyatı bulman gerekiyor. 1200 ile 1500'ün neyini bulacaksın? Şöyle yazayım. Ekokunu bulman gerekiyor. Yani buradan direkt zaten bak 100'ü görüyorsun. Burası 15 burası 12. Sonra neyi görüyorsun? Bak 3'ü görüyorsun. Burası 5 burası 4. Zaten bundan sonra 4 ve 5 aralarında olduğu için direkt 4 ve 5'i buraya yazıyorum. Çarptığında burayı 4 tane 5 20. 20 ile 3'ü çarptığında 60. 60 ile 100'ü çarptığında şurası hop 6000 TL yapıyor. Bunların ortak katı. Demek ki bunların karı en az yani eşit olduğu en az fiyat 6000 TL. Şimdi bakalım 6000 TL kar ettiyse ikisinden de yani eşit olarak düşündü. 1200 TL bir tanesinden kar. E o zaman toplamda 6000 TL kar etmesi için şu markadan kaç tane satması lazım? 6000 bölü 1200'den kaç tane? A'dan 5 tane satması gerekiyor. B'ye geldiğimizde aynı şekilde bak 1500. E bundan 6000 TL kar etmesi için bundan da 4 tane satması gerekiyor. Toplam sayısı en az kaçtır? Bundan 5 tane bundan 4 tane sattığında topla bunlardan 9 tane satması gerekiyor. En az şu karı elde etsin. Cevabın ne oluyor? 9 oluyor. Dersi dinlediğin için teşekkür ederim. Videolar biraz uzun oluyor. Yani gerçekten ama soruların çözümü ve daha iyi anlayabilmen için bu şekilde yapmam gerekiyor. Sıkılmadan gerçekten dersi dinlediğin için teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutma. Bir sonraki soru çözümlerinde görüşmek üzere kendine iyi bak.